şelaleye gitmeden önce şuradaki mekan dikkatimi çekti. Şelale Doğa Restorant dışında otantik malzemelerin bulunduğu, görselliği açısından çok güzel. Bir içeriye girip bakalım mı neler var neler yok. Bir içeriği görmek istiyorum. Gel kameraman, bir gezelim bakalım. Hem söz söylemez iken, el alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere, boş mu dolu mu bilen yok. Siz misiniz buranın sahibi? Dışarıdan çok güzel gözüküyor, hoş bulduk. İsminizi alabilir miyim, sizi tanıyabilir miyim? İsmim Korkun Uçan, Şelale Doğa Restoranı'nın işletmecisiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir gidelim mi içeriye, bir bakalım şurada. Çok güzel şeyler var. Buyurun. Teşekkürler. Şöyle bir Kemal Atatürk'ün portresini görüyoruz. Gemi var burada. İçerisi mükemmel, güzel. Adeta bir müzeyi andırıyor. Bize bunları tek tek tarihleriyle beraber anlatır mısınız? Şurada bir semaver gördüm. Semaver değil mi bu? Tarif makinesi. Tarif. Dönün kameraya. Eski zamanlarda salep yapılan, işte eski işletmelerde kullanılan mis dediğimiz malzemeden yapılmış bir malzeme. Gerçekten çok. Bunlar eskiden tandırlarda yoğurt falan mayalandığı zaman veya yemek yapıldığı zaman bunlarla yapılıyordu. Hı. Dayanıklı bir malzeme tandıra salınıyordu. Evet. Şu brik oluyor değil mi? Yanlışsam düzeltin. Yani gençleri burada 100 senelik falan, daha eskileri de mevcut. Şu çok farklı. Bu Osmanlı zamanında sarayda falan kullanılan veya işte üst bürokratların kullandığı güğümler. Hı hı. Evet. İçinde su olurdu değil tabii, mi? Tabii içinde su olurdu. Hepsi öyle. Bakan el dövmesi. Şu anda bunu yapacak artık usta da kalmadı. Bunlar çok eski. 300-400 yıllık bir eser. Radyolardan. Burada daktilolarımız var, gramofonlarımız var zaten, kurmalı gramofonlarımız. Evet. Taş plaklarımız halen mevcut. Kim inmiş plak? Bakalım. Nuri sesi güzel. Evet, çok güzel. Matara var değil mi? O bir matara. Ceylan derisi. İçi ağaçtır onun. Aha. O çölde falan askerlerin, kumandanların kullandığı, aslında kumandanların kullandığı mataralar. Şu anda zaten yok. Onlardan üreten kimse evet. de yok. Orada bir iki fotoğraf gördüm. Aynı kişi sanırım. Babamın gençliği. Bu da şu andaki hali. Diğer çok iyi. Allah yaşıyor değil mi? Amin inşallah cümlesine. Peki buradaki bu eski eşyalar, yani müzelik eşyalar, tarih eşyalar da, yani bu nereden aklınıza geldi? Merakı yaklaşık 45-50 yıldır bir birikim. Evet. Arar bulur, getirir, araştırır. Size de miras bırakmış. Gerçekten tarihi kültür bir bilgiyi, kıymetli, değerli şeyleri geleceğe de taşımak adına. Geleceğimizi anlat. Yani bizim ne kadar güzel yaşadığımızı anlatan objeler bunlar. İnsanlarımız görsün diye böyle bir görsel bir şey kurduk. Herkes de beğendi. Sağ olsunlar. Evet. Şöyle geçelim. Bir de şuralara bakalım. Evet,
Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi restorandan çok müzeyi andıran, tarih kokan bir mekan. Ben Korkmaz Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki de kapısını bize açtı. İyi ki de benim de dikkatimi çekmiş oldu. Ben sizleri buraya gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Korkmaz Bey. Başka, peki suyun azaldığını gördüm. Mevsimi var mı? Ayı var mı? Ne zaman? Aylarda yukarıda dağda tarlalar olduğu için, çünkü burası çilek, fasulye, kestane bahçelerinin olduğu bir yer. Tarlalara da buradan gidiyor. Tabii bu fabrikalara gidiyor. Bu su çünkü ziyan olmasın diye. Kıymetli dostlar, Korkmaz Bey'in yerini gez gez bitmiyor. Her bir köşesi ayrı bir güzellikte. Şu an bir tahta oturmuş bulunuyorum. Kahvemizi içeceğiz. Kahve ikram edecek. Tabii yemek de yedik. Yemekten sonra bir kahvelerimizi içelim bu güzel havada, mükemmel restoranda. Başka size gelmek isteyenler nasıl Sadabat Köyü'ne gelirken, nerede, yolun üstünde mi, nasıl gelecekler? Ulaşımımız çok rahat. Yani hem belediyemizin koyduğu araçlar var. Normal halk otobüsleri, halk minibüsleri de buraya çalışıyor. Sayıdabat şelalesine çıkan bütün arabalar buraya geliyor. Metroyla da zaten Kestel son durağa geldiğiniz zaman bütün minibüsler orada mevcut. Kestel'e zaten burası 6 kilometre. Şehir merkezine de 21 kilometre. Biz de gelirken zorlanmadık. Çok yakın gerçekten. Hani bir hafta sonu bir saat, iki saat, hani gelmesi o kadar uzun değil. Bütün zaten hayvanlar falan kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal güzelliklerin ana merkezi diyeyim Babaçınar. Zaten Bursa tanıtımımızda da sağ olsun valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız Bursa'yı, Babaçınar'ı görmedim diyen Bursa'yı gördüm demesin diye bütün tanıtım kitaplarını anlatılıyor. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Biz de çok merak ettik. İnşallah en kısa sürede gideceğiz. Gerçekten tarihi kültürü yaşatıp, görselleştirip böyle insanlara sunmanız çok büyük bir hizmet. Yani bu ülke için, bu vatan için sizin gibi insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Sizinle konuşurken bazı projelerinizden de bahsettiniz. Telefonla konuşan sürücülerin kaza yapma ihtimali konuşmayanlara oranla 3 kat daha fazla.
araç kullanırken telefonla konuşuyorsanız en pahalı tarifeyi ödeyebilirsiniz. O zaman tercihinizi yapın. Ya telefonu kullanın ya arabayı kullanın. Cem doğru söylüyor. Ya sadece telefonunuzu kullanın ya da sadece aracınızı. İletişimde ödeyeceğiniz en pahalı tarife araç kullanırken yaptığınız telefon görüşmesinin tarifesidir. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Türkiye'nin büyük bir su rezervini gördüğünüz işte bunlar hepsi doğal kaynak sularımız. Marka olan bütün sulara buradan doluyor zaten. Kaynağına bir kilometre olan tek işletme yani veya turizm beldesi olarak burasıdır. Suyun kaynağına bir kilometreyiz. Biz bu doğal kaynak suyumuz Uludağ'ın gerçek suyumuz. Halil İbrahim adına. İbrahim adına ortada bir tencere boş. Kıymetli dostlar, şurada bir atları gördüm ama sağ olun, teşekkürler. Bir soralım bakalım cinsleri, atları nedir? Gel bakalım. Merhabalar. Merhaba. Burhan. Burhan Bey, burada mı çalışıyorsunuz? Bizim burası. Bizim. Evet, burada bir at gördüm. Beyaz bir at. Şunlar nedir? Kusura bakma. Bunların cinsi poni, Shetland poni. Küçük atlar. Var burada gelen misafirler, çocuklar. Biniyorlar onlar. Eğlendiriyoruz. Çay bahçemizde oturtuyoruz. Bakabilir miyiz çay bahçemizde de? Yok. Hocam, müsaadenizle sizi de tanıyabilir miyim? Merhabalar. Merhaba. Muhammed ablam. Muhammed, okula gidiyor musun? Yaşın kaç? 12. 2 yaşındasın. Kaç yaşındasın? 6'ya gidiyorum. Nasıl dersler, iyi mi? İyi. Ne kadar güzel. Burada hem yardımcı oluyorsun galiba. Şu an ara tatildeyiz. Okul zamanında da okula gidiyorsun. Evet. Tamam. Biz buraya gidelim mi? Bir tanıyalım mı burayı da? Tamam, hadi gel. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada bir tencere. Merhabalar. Hoş bulduk. Benim adım Emirhan. Ben bu köyün yerlisiyim. Burada yaz kış çalışıyoruz. Evet. Emirhan Bey, bu nedir? Ben ilk defa görüyorum. Şimdi şöyle, burada kışımız ağır geçiyor. 6-7 ay ağır kış yaşıyoruz burada. Gelen misafirlerimizle dışarıda çok üşüdüğü için biz böyle bir yöntem bulduk. Hem kendimizi ısınıyoruz hem gelen misafirlerimizi ısınma amaçlı. Ateş başında çay kahve isteyenler için güzel bir görünüş oluyor. Misafirlerimiz burada ısınıyor. İnanın şu an ben de bir misafir olarak çok üşüyorum. Elim ayağım dondu ama şu an ısındım. Ta şuraya kadar sıcağı geliyor. Halil İbrahim adına ortada bir pencere boş mu dolu mu? Çay, kahve, demir çay verebiliyoruz. Haydi. Evet. Kapalı alanımız, kapalı alanımız mevcut. Altta. Sanoğlu haddin bilir, kem söz söylemez iken, el alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına. Emirhan Bey, aşağısı da size mi ait? Evet, alt katımız da bize ait. Dere kenarında masalarımız mevcut. Gelen misafirlerimizi dere kenarında oturtabiliyoruz. Bir alt kademede restoran, başka bir tesis var. Çok güzel. Balık da pişiriyor musunuz? Şuraya koyabilirsiniz. Teşekkürler. Maalesef yok. Bizde fast food olarak ağırlıklı. Et, çay, kahve. Evet, her şey. Balık olarak et mangal üzerine. Alt yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına,
ortada bir tencere. El alemin namusuna yan gözle bakmaz iken bir sofra ve bize gülümsüyor. Şurada bir ablamız var, el sanatlarıyla ilgili örgüler var, patikler var, dikkatimi çekti. Bir gidelim bakalım neler yapıyor, neler satıyor. Merhabalar. Kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Şöyle rengarenk cicili micili şeyler gördüm. Hoş geldiniz. Adım Ünzile Buran. Ne yapıyorsunuz Ünzile Hanım? Annem el işleri yapıyor. Patiktir, örtüdür, bebek kıyafetleri, şanlar. Evet, bunların hepsini annem örüyor. Burada Arap turistlere, yerli, yabancı gelen birçok turistimize çok şükür aynen dikkat çekecek bir şekilde satıyoruz. Evet. Bu şekilde. Çantalar. Çantalarımız çok keçidir. Güzel, ablam yapıyor. Çocuk şu kırmızıyı çantası, alabilir miyiz? Büyüğü var, küçüğü var. Evet. Şallar var. Ay çok ay çok güzel. Ha? Kaç yaş grubuna hitap ediyor? İşte ben de çok 2 ile 10 yaş. Fiyatları ne kadar çok? Bir kavga başlamış ki. Bu çantaları var. 40 lira bunlar. Kapı ver, kulu al. Kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapı ver. Şifa olsun inşallah. Ne diyelim? Ama yıkamamız lazım. Elma aldım. Yani ben almadım. Kiram ettiler. Yiyeceğiz böyle doğal elma. Bakar mısın? Hiç kesinlikle ilaçlanmamış dedi. İnşallah midemize şifa olacak. Aa, olur mu öyle? Hayır asla. Ben yıkamadan yemem. Öyle bir şey olmaz. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Anne telefon. Geldim. Alo. Efendim. Alo efendim. İyi günler. Ben Komiser Mehmet. Murat Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Ben ablası oluyorum. Evet eşiyim. Bir trafik kazası gerçekleşti. Ne? Ne kazası? Bir dakika. Nasıl ya? Alkollü bir sürücü viraj alamayıp taklatmış. Karşıdan karşıya geçerken oğlunuza çarptı. Maalesef emniyet kemeri takıldıymış. Evladım ne diyorsun sen? Peki şimdi nasıl? Eşim nasıl? Durumu nasıl? İyi mi peki biliyor musunuz? Üzgünüm. Ne? Trafik kurallarına uymadığınız her an çalan sizin en yakınınızın telefonu olabilir. Lütfen kendinize ve yakınlarınıza bu acıyı yaşatmayın.